Herkese merhabalar, İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Çalışma Bakanı'nın asgari ücretlimiz birçok Avrupa ülkesinden satın alma gücü fazla sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor. Vallahi en iyisi Türkiye'nin. En iyisi biz miyiz? Tabii Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti. Avrupa ülkelerinden iyi miyiz biz? Tabii. Ekonomik olarak? Tabii. Askeri ücretlimiz çok iyiymiş. 10 katı başarılı. Ne bakımdan başarılı? Her türlü. Mesela? Ya her türlü. İcraatın üzerine her türlü fazla. Ne satıyoruz mesela abi? Madde. Mesela örneğin diyelim İtalya'dan fazla biz ne satıyoruz? Ya ne bileyim ben ne taslıyoruz Türkiye'den. Ne üretiyoruz biz? Ya her şeyi ürettik. Mesela? Ya uçak ürettik, silah ürettik. Var mı uçak? He? Uçak var değil mi? Var, tabii var. Aynen göklerde demişlerdi. Tabii kimse görülmez. Var. Kimse görülmez uçaklar var. Ama var. Var, tabii var. 10 katı var. Türkiye başarılıdır. İyi diyorsun. Tabii. Eyvallah. Bizim ülkemizde böyle bir şeyin mümkün olmadığını düşünüyorum. Avrupa'yla kıyaslanamayız bile. Yani asgari ücreti karşılaştırdığımız zaman Avrupa'yla aradaki farkı zaten bütün Türkiye biliyor. O yüzden böyle bir şeyin olmadığını düşünüyorum maalesef. Keşke olsa. Bizim ülkemizdeki asgari ücretin alım gücü iyi değil mi? Yeteri kadar iyi değil bence. Çünkü refah ülkelere bakıyoruz mesela İsviçre gibi, Finlandiya gibi ülkelere bakıyoruz. Ben araştırdığım kadarıyla onlar bizden çok çok daha iyi durumdalar. Hem çalışma şartları daha iyi hem asgari ücret olarak daha iyi maaş alıyorlar diye biliyorum ben. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Saçma. Neden? Yani hocam zaten ülkede her şey atılıyor, tutuluyor. Ya artık mantıksız atmaya başladılar gibime geliyor yani. Orantısız atıyorlar. Aynen yani. Biraz hani atın da yani biraz gerçekçi olsun ya. Vatandaş inanmıyor mu bunlara? İnanan kesim tabii var ama yani kendi kesimleri. Şöyle baktığında ortamda asgari ücretin alım gücü nasıl? Yok denilebilir yani. Var hani yani yok aslında da yani. Bütçesine göre mi? Tabii. Herkes geçen bir yorum okumuştum. Sinemaya, tiyatroya gitmek lüks oldu. Yeme içme lüks oldu artık dışarıda. Yani alım gücümüz nasıl fazla olsun? Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kim diyor bunu? Çalışma Bakanı. 13'te 1. Yani size şöyle diyeyim bir rakam vereyim. Dünya Avrupa ortalamasında milletvekili maaşı asgari ücretinin 3 kat. Bir Fransız İngiltere istisna orada 3,5 katı falan. Bizim Türkiye'de 13 katı tam. Yani bir milletvekili maaşı asgari ücretinin 13 katı. Dengesizlik burada işte. Alım gücümüz de asgari ücretinin alım gücü birçok Avrupa ülkesinden fazlaymış. Yani örneğin diyorum. Avrupa'da Finlandiya'da yaşayan bir asgari ücretle yaşayan bir vatandaş Türkiye'de asgari ücretle yaşayan vatandaştan daha az alım gücü varmış. Ya işte bak ben sana bir şey diyeyim mi? Buyur abi. Bizi yöneten başbakandı. Paraları sıfırla diye kaseti çıktı, ses kaseti çıktı. Herkes bunu dinledi. Bu adamı cumhurbaşkanı yaptı. Ya bu millette sorun yani. Buna inanacak mıyız yani? Niye inansınlar? İnanmıyorsunuz. Niye inanalım? Ücret değil mi bizim asgari ücretini ülkemizde? Ya millet aç aç şuraya baksana aç ya. Evet abi. Ne değil diyorlar. Ekonomi Bakanı süperiz diyor. Berat Albayrak. Berat Albayrak hangi yeteneğiyle oturuyor ya? Hangi yeteneğiyle? Sadece damaklıktan başka neyi var? En büyük serveti mi? Ekonomiyi yönetecek başka bir yürekli bir Anadolu'dan bir insan yok mu ya? Niye damat? Hak etmiyoruz kardeşim. Böyle yönetilmeyi hak etmiyoruz. Evet. Bir Türk milleti olarak hak etmiyoruz ya. Laise laiz diyorsun. Tabii ki ya. Tabii ki. Ama gidecekler yani. Mutlaka gidecekler. Hayırlı. Bu millet bunlarla yüzleşti. Bunların Türkiye'ye birçok zararı oldu. Ama bir tek şeyler oldu. Faydaları biliyor musun? Yol yaptık. Hayır onlar değil. Namaz kılanın, oruç tutanın da çalacağını, çırpacağını, Müslüman geçinenlerin de böyle yapacağını millete gösterdiler. Artık kimse namazla, niyazla bu milleti kandıramayacak. Kandırmamalı zaten.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah yayınlar. Yayınlayacağız. İnşallah, inşallah. Hadi. Hangi Avrupa ülkelerinin üzerine çıkmış? İskandinav ülkeleri mesela. Öyle mi? Evet. Vallahi yıllık gelirleri 50 bin doların üzerinde olan bir toplumun, bir toplum hakkında böyle demek, onlara hakaret demektir. Bence Çalışma Bakanı kendi aklına hakaret etmiş. Neden? Askeri ücretimizin alım gücü değil. Askeri ücretimizin alım gücü mü? Vallahi bunlar herhalde dışarı çıkıp alışveriş yapmıyorlar. Bunların ayağına falan geliyor istedikleri. O yüzden dünyadan haberleri yok. Ben şunu düşünüyorum. Bunlar bizim toplumun aklıyla bayağı bir dalga geçiyorlar ama hak ediyoruz. Düşünen yok. Sorgulayan yok. Daha doğrusu şöyle bir şey var. Bir yerde okumuştum. Eğer bir toplum kendilerini yöneten iktidarın yanlışlarını dahi sırf siyasi görüşleri birdir diye eleştiremiyorsa, birincisi o toplum erdemini yitirmiştir. İkincisi daha da kötüsü, erdemini yitiren toplumlar vatanını da yitirir, her şeyini yitirir. Şimdi görünen o herhalde. Bunlar yani toplumun ne istediğini biliyor, toplumun ne mal olduğunu biliyor. O yüzden diledikleri gibi davranıyorlar. Yazık oluyor. Mesela bir İskandinav ülkesinde yaşayan bir vatandaş 3'te 1 maaşıyla yeni çıkan bir telefon alabiliyor. Bizde ise 11.000 TL, 12.000 TL civarında yeni çıkan en son model telefonlar. Alım güçleri nasıl denk olabiliyor? Abi ben bir şey söyleyeyim. Hatta üstün olabiliyoruz. Ahmaklar hakkında söylemiş çok güzel sözler var. Hadi hadi hesabı yok. Geçmişte insanlar eğitimini tamamlamış toplumlar bundan ders çıkardılar. Ortaçağ Avrupa'sından olsun, ondan sonra daha gerisinde din üzerinde yürütülen savaşlardan olsun. Bizim toplum galiba hala bu olgunluğa erişmemiş, erişemeyecek. Orta Doğu toplumlarında bir sıkıntı var. Biat eden bir topluluk var Orta Doğu'da. Ve biat eden bir topluluğa her zaman bir çoban güder yani. Gerekli oluyor. O yüzden sıkıntılı bir dönem içindeyiz. Dışarıda isterseniz insanlar alın. Herhangi bir şeyle ilgili, işte okumakla, kendini geliştirmekle ilgili ne yapıyorsunuz diye bir soru yöneltin. Çoğu dışarıda aslında çok biliyormuş gibi davranan, her şeyi biliyormuş gibi hareket eden, hatta görüntüsüne bile öyle bir betimleme yaratmaya çalışan insanlar. Ama nihayetinde ellerinde hatta kafalarında kendilerini geliştirmekle ilgili en ufak bir çaba yok. Ve tembellik bunlar için herhalde mesleki bir statü haline aldı. Umarım bunlar tez zamanda çözülür ama ben bakıyorum da hiç umut verici bir şey bulamıyorum. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Türkiye'dir bu. Türkiye ne yaparsa evet. Normaldir. İyi mi? Türkiye iyidir tabii. İyi, normaldir. Türkiye. Mesela biz Norveç'teki bir vatandaşın, askeri ücretle çalışan vatandaşın alım gücünden fazlaymış bizim ülkemizin. Askeri ücretlisinin alım gücü. Doğrudur. Askeri ücret mi alıyorsun abi sen? Ben askeri ücret almıyorum. Ben normal düz çalışan bir vatandaşım. Ne kadar maaş alıyor? Maaş almıyorum. Benim maaşım yoktur. Nasıl yok? Maaşım yok. Yemiyor usulü mü? Yemiyor usulü. En son tatile ne zaman gittiniz ailenizle? Hayatımda tatile gitmemişim. Tatili görmedik. Niye? Tatil ne olduğunu bilmiyoruz. Alım gücümüz iyi. Alım gücümüz iyi olsa Türkiye'nin hali zaten böyle olmaz diye. Ya iyi diyordun ya abi. Ya ne iyisi? Türkiye bataklığa giriyor ya. Türkiye bir kendini kontrol etsin. Kötü diyorsun. Çok kötü Türkiye. Durumun geleceği parlak değil Türkiye'nin. Neden abi? Ekonomik olarak harika diyorlar. Ekonomik neresi harika? Dolarla mı maaş alıyorsunuz diyor ekonomi bakanı. 81 milyon Türk vatandaşı hepsi bankalara borçlu, devlete borçludur. Yok canım, bazıların borçlarını sildiler. Ne silmesi? Bizim borcumuz silmedi. Ben bir dünya... Olur mu? Cengiz İnşaatı falan sildiler ya. Bizimki silmediler abi ya. Onu sildir o. Normal vatandaş silmedi. Normal vatandaş silmediler. Normal vatandaş zaten kendi yakında kavruluyor. İsim Cengiz değil mi abi senin? Benim isim Cengiz değil yok. Cengiz değilse... Cengiz olsa silinecek demiş. Aynen abi. Cengiz olması gerek. Eyvallah. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Onu kim çıkardı? CHP Çalışma Bakanı. CHP mi çıkardı veya Kemal Kılıçdaroğlu mu çıkardı? Yok tabii. O soruyu eğer CHP çıkardıysa CHP önce Deniz Baykal'a bir araştırma yapsın. 3 ayda 4 ayda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi, 25 bin TL maaş alıyor. Bizim hakkımız haram olsun CHP'ye. Bizim hiçbir şeyden noksanımız yoktu, şükürler olsun. Ben AK Partili de değilim, ben ülkücüyüm.
Ben Milliyetçi Hareket Partiliyim. Şükürler olsun. Bugün asgari ücretinden geçinmeyen bir insan 10 milyar da versen şükretmesini bilmiyorsa, ya Rabbi şükürler olsun bilmiyorsa, beynel milen nankör bir insandır. Gider içki içer, kumar oynar, şuraya gider, buraya gider, akşam oldu mu ben eve nasıl giderim, nasıl yalan söylerim. Değil. Önce Allah'a itaatımız olacak. Eyvallah. Önce inancımız olacak. Şükretmesini bileceğiz. Şükretmiyorsan, buradakilerin çoğu var. Ben geçen günü yine sizin gibi bir arkadaşlar böyle bir toplantı yaptılar da. Ya işte asgari ücret düşük bilmem ne. Neresi düşük arkadaşım ya? 2300 TL. Tamam da 2300 TL yani. Bugün öbürü de 4000 TL alıyor. O adam 25-30 sene devamlı çalışmış. Sen sağda solda çalışmışsın, belediyelerde çalışıyorsun, akşama kadar arazisin, sağa sola kaytarıyorsun, çalışmıyorsun, belediyede çalıştığın o giydiğin platformun hakkını vermiyorsun. Evet. Allah da bunu sana yedirmiyor. Yazık, günah ya. Biz, az mı sizce? Az değil. Çok da olsa, şu anki şartlarda az ama az da olsa dediğim gibi yani bugün 4000 TL de olsa derler ki 6000 olsun. Yani biz onun değerlendirmesini bilmiyoruz. Bugün asgari ücretinden çalışan bay bayan ev alıyor, taksit ödüyor. Nerede alıyor abi? Nerede nasıl olursa inşaatta emlakçılardan alıyor. Şimdi abi, eğer oturalım doğru konuşalım. Askeri ücretli bir vatandaş şu konumda ev alabilir mi? Ben geçen eve gittim. Evet abi. Büyük Nazarlığın karşısında adam, evet. Oradaki kadın, bak bende şeyi de var, kartı da var. Oradaki çalışan görevli diyor ki, abi diyor, askeri ücretinden çalışan diyor bir bay bayan diyor, ikisi geldi diyor, 5000 TL peşin verdiler. Biz diyor paralarını hazırladık onların, 4 ayda 5 ayda 1 senede sıraları geldi. Verdik, kira öder gibi diyor, aydan aya getirip 1000 lira 1200 lira taksit ödüyorlar. Yani her iş için ya kaç yılda o verdiğimiz parayı da diyor faiz almıyoruz. Hem faiz almıyoruz diyor. Size bugün mesela kaç lira para lazım? 200 bin TL. Evet. 200 bin TL'yi biz de 3-5 ayda diyor topluyoruz diyor, size veriyoruz. Dairen alıyorsun diyor, 200 bin TL'nin diyor bir kuruş dahi faizi yoktur diyor. Evet. Böyle diyor, size ev sahibi yapıyoruz. Avrupa genelinde, Türkiye genelinde. Yani işin başlangıcı, sonucu yaptığımız işten haberimiz olacak. Evet abi. Geçinemiyorum. Ya 10 bin TL de alsan geçinemezsin. Geçinemezsin. Ya bunları eleştiriyorsan, bugün Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış, Hodri Meydan, ne kadar CHP'li varsa Hodri Meydan, Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki, ya erken seçim, erken 15 tane seçim kaybettin. Hangi yüzünden çıkıyorsun sen ya? Öpemediğin bileği bükeceksin arkadaş. Devlet Bahçeli de kaybetti abi. Tamam, Devlet Bahçeli de kaybetti ama Devlet Bahçeli her zaman... Niye bırakmadı? Her zaman vatanının, milletinin yanında. Devlet Bahçeli eğer Tayyip Erdoğan'a destek vermeyeydi, Türkiye Cumhuriyeti şu an bütün Ermenilerin elinde kalmıştı. Suriye gibi olmuş. Bak, Azerbaycan'daki vurulan kardeşlerimiz bizim Müslüman kardeşlerimiz. Ateşkesi Ermeniler geldi şimdi. Ya ne ateşkesi abi, ne ateşkesi? Yunanistan'ın, Amerika'nın, bilmem Rusya'nın imajı bunlar. Ne ateşkesi ya? Aynen doğru. Yazık. Ateşkesi ilan edilmedi mi orada? Edilse de yine vurdu. Etti yarım saat. Yine vurdu Ermeniler. Tamam, Ermeniler yine vurdu ki neden? Allah'a inancı yoktur, korkusu yok. Karşındaki insan, ha dini ne olursa olsun beni ilgilendirmez. Ama sizi yaratan bir yüce Allah vardır. Allah'a saygınız olsun. Bir anne 9 ay rahminde, karnında çocuk büyütüyor, nefes almadan. Şimdi abi, Devlet Bahçeli 1997'de geldi. Cumhur İttifakı oluncaya kadar seçim kaybetti. Tamam. Hatta Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla seçim kaybetti. Aynen. Neden bırakmadı? Şimdi taban seviyordu onu. Kılıçdaroğlu'nu da seviyor. Kılıçdaroğlu neyini seviyor? Tabanı seviyor. Şimdi, yani. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Devlet Bahçeli geldi. 2-3-3,5 yıl bir koalisyon hükümetinde, askerinin baskısıyla koalisyon hükümetinde başbakanlık yaptı. Doğru evet. mu? Kemal Kılıçdaroğlu'na bu Türkiye teslim etsin. Bir senenin içinde bu Türkiye paramparça olur. Nereden biliyorsunuz? Ben biliyorum. Tüzüklerini biliyorum. Nasıl parçalanır tamam, yani? Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Eyvallah. Ben onların tüzüğünü biliyorum. Eyvallah.